Şimdi Sirena 48 ile beraber seyirimize başladık. Bir şöyle denize tur atacağız. Köprüyü bekliyorduk. Köprünün açılması bayağı uzun sürüyor. Böyle hani yarım saatte bir açıyorlar. Biz şimdi test edeceğiz tekniği. Göreceğiz nasıl gidiyor. Yalnız şunun da tadı cidden bir farklı. Şöyle oturup arkayı izlemek, köpükleri falan izlemek çok güzelmiş. Cidden. Şuradaki oturma kapasitesi çok muazzam, çok güzel yapmışlar. Zaten Sirena bildiğiniz gibi Türk olduğu için benim tercihim her zaman milli şeylerden yana. Hani Türk markalarına destek vermemiz lazım. 16 nat. 16 natı gördük. 17, 18, 19, 19.9, 20, 20.2. Bayağı iyi gidiyor yalnız. 20.5. Evet, şimdi 48'e geldik. Nedir Ali Kaplan'ım? Bize bir anlatır mısın? Nerede ne var? Bu hidrolik mi? İnip kalkıyor mu platform? Tabii, isterseniz önce şöyle küçük bir bilgi vereyim. Sirena 48 bizim en yeni teknemiz. En ufak modelimiz ama en cömert modelimiz diyebiliriz. 48, 58, 68, 78 ve 88 modellerimiz var şu an. Fuarda 58 haricindeki tüm modellerimizle buradayız. 48 yaklaşık 16 metre boya, 5 metre de ene sahip bir tekne. Şu kameradan oluşuyor. İnanılmaz bir ilgi var diyebiliriz. Burada biz 50 feet altı teknelerde çok da görülmeyen aslında bir şey yapmaya çalıştık. Bu kıç platform ve bütün bu alanı 4 farklı seçenekle sunuyoruz müşterilerimize. Burada gördüğünüz ilk gövde bu arada. 48'in ilk gövdesi. İlk yapılan tekne. Ve open layout var şu an bu teknede. Bu ne demek? Burada standart diğer sıralarda da görüldüğü gibi daha yüksek bir kullanılan GRP yerine burada plexiglass bir tane alanımız var ve buradaki oturma grubu loose furniture olarak geziyor. Yani müşterilerimiz tamamen nasıl bir şekilde doldurmak istiyorlarsa o malzemeleri ve furniture'ları kullanabiliyorlar. Tabii open olduğu zaman sadece sancak taraftan bir tekneye geçiş oluyor. Ya, iskeleden de girme taraf kapalı oluyor. Öyle bir opsiyon var mı? Open versiyonda yok. Fakat diğer 3 seçeneğe geldiğimizde sancak ve iskele taraftan iki taraf diş oluyor. Orada da şöyle oluyor. Diğer mesela 68, 58 modellerimizdeki gibi buradaki ünite birazcık daha yükseğe geliyor. O da şöyle bir seçenek sunuyor. İsterseniz bir crew kamera sunabiliyoruz. Dilerseniz çok büyük bir garaj olabiliyor orası. Şu an bir şey var mı? Şu an burada evet yine storage var. Fenderlerinizi koymak için, ipleri koymak için vesaire saklama alanımız var. Fakat dediğim gibi bu opsiyonda birazcık daha mütevazı, birazcık daha ufak bir alan. Aynen. Diğer versiyonları mesela garajı seçtiğinizde burada çok daha büyük bir alan sunabiliyoruz biz. Süper. Burası hidrolik bir platform. Suyun altına inip kalkıyor. Yaklaşık böyle 3,5 metre, 3,30 metrelik bir bot. 400 kilo ağırlık kaldırma kapasitesine sahip yanlış hatırlamıyorsam. Süper. İsterseniz yavaştan geçelim. Yağmur geliyor çünkü yağmura yakalanmadan. Şuradan galiba pasarela da çıkıyor. Oradan pasarelamız çıkıyor. Süper. Bu platformun kontrolü de yine orada. Buradan direkt makine dairesine bir girişimiz var. Hı hı. Dilerseniz sonrasında da ona bir göz gezdirebiliriz. Buradan alana geliyoruz. Buradaki kapı 3 farklı kademede açıp kapanabiliyor. Bir buraya kadar geliyor. Yarım kapanıyor. Bir de olabildiğince böyle açık hale getiriyoruz. Amaçlıyor gayet geniş. Aynen. Ferah zaten. Aynen. Peki opsiyon falan var mı bunlar direkt böyle? Tabii ki. Olarak... Burada aynen opsiyonlar sunuyoruz müşterilerimize. Yani bizim genel olarak mesela yapmaya çalıştığımız şey bu mutfak alanını salonun içerisine entegre etmek. Bir sürü farklı marka bunu farklı şekillerde yorumluyor. Kimi markalar daha kapalı bir mutfak tercih ediyor. Fakat biz burada birazcık daha salon içerisine entegre mesela etmeye çalışıyoruz. Şey de kullanılmamış mesela kulp falan kullanmamışsınız. Gayet evet, iyi olmuş böyle tabii. Şey. Orası şey menfez aslında olduğu için orası aynen gizli bir alan. Ocak, fırın her şey var. Tabii. Küçük bir saklama alanı evet, güzel olmuş. Aa, çamaşır şey, bulaşık makinesi var, süper. Aynen. Bence hani teknedeki en büyük en önemli, artı evet, olabilir yani. Hani yelken teknelerde tabii olmayınca tabii şey zor oluyor biraz tabii ama. Tabii ki. Tabii ki. Geliyor buradan böyle evet. Ben bu arada burada söylemeden geçmeyeyim. İki tarafta da kıç havuzlukta yandan yanaştığınız zaman çıkabilmek için kapımız mevcut. Süper. Aynı şekilde iskele tarafta da var. Islanmadan hemen devam ediyoruz. Burada bir kapımız var.
buradan direkt. Kaptan. O da bir opsiyon. Marina, opsiyonel aynen. Bir kapı. Ha, kapı opsiyon mu? Kapı standart 48'de o kapı gelmiyor. Fakat bir opsiyon olarak onu tercih edebiliyorsunuz. Tabii ki çok önemli bir opsiyon. Çünkü kaptan için mesela böyle havalarda içeriden kullanırken hemen böyle bir kafa çıkarıp aynen. Ne durumda olduğunuzu görebiliyorsunuz. Buradaki oturma alanı da gayet geniş. Burada evet. Şey yapılabilir. Aslında aynen. Şuraya iki tane direk tabii burada zaten beraber, yine burada opsiyon yani... olarak var. Karbon fiber direklerimiz var. Onun üzerine ha. Hemen bir tane bimini taktığımızda burası yani gayet akşam gölgeli bir alan oluyor. Aynen. Da gayet müsait olur. Aynen öyle. Sabit değil mi? Aynen o aynen. Fix sabit. Bu arada şeye dikkatinizi çekmek isterim. Yani normal şartlarda bu boylarda teknelerde yan güverte yürüme yollarını olabildiğince dar yaparlar. Burada salonda gayet... daha fazla alan sunabilmek için. Hı-hı. Fakat burada yani biz salonda zaten hayli hayli alanımız var ama aynı zamanda da tüm sirenlerde olduğu gibi yan yürüme yolları oldukça geniş diyebilirim boyuna göre. Televizyon yok şuradan mı çıkıyor? Televizyon ünitemiz hemen orada. Dilerseniz yani biz aslında elimizden geldiğince müşterilerimize evet demek istiyoruz customization konusunda. Tabii ki bu fully customizable bir tekne değil, semi olarak geçiyor. Çünkü örnek veriyorum layoutlar, işte kameraların büyüklüğü, kameraların atıyorum önde VIP, arkada master'dır. Aynen. Sancak tarafta misafir kamerasıdır. Onları değiştiremiyoruz ama örnek vereyim. Burada bir sonraki gövdemizdeki müşterimiz burayı saklama alanı yerine mesela wine cooler, işte şarap soğutucu olmasını çok istedi. Iyiymiş. Bunlar bu şu an burada mekanik ama opsiyon olarak tabii aynen. Mesela bir opsiyon bu elektronik inip kalkan versiyon yapabiliyorsunuz. Küçük küçük oynamalar açıkçası ama bence burada en önemlisi yani diğer sinemalarda da olduğu gibi nerede oturursanız oturun etrafınıza full aksesiniz var. Tabii. Etrafı çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Aynen öyle. Yelkenlere yani. Göre en güzel benim böyle motor yatlarda sevdiğim şey zaten etrafı böyle full görmek. Hani yelken teknelerde aşağıda oturduğu için. Birazcık da troller tipi bir tekne olduğu için tabii hani böyle konfor özelliklerinin öne çıkıyor olması tabii canım, gerekiyor. Tabii 360 derece görüyorum. Peki şimdi bütün her şey Sirena'nın biz, o şeyde yapılıyor değil mi? Aynen. Fabrikada. Yani Sirena olarak bir sürü şeyi in-house yapıyoruz. Mesela burada dediğim gibi sizin de söylediğiniz aynen. Gibi bunların hepsini biz kendimiz üretiyoruz. Kendiniz üretiyorsunuz. Aynen öyle. Mobilyalar falan? Mobilyaları da kendi fabrikamızda üretiyoruz. Yaklaşık 1000'den daha fazla çalışanımız var bugün Sirena Marina'da. Zaten yani her yerde bütün fuarlarda böyle Sirena'yı görmek çok güzel bir şey bence. Çok teşekkür ederim. Türk bayrağını dalgalandırmanız Allah öyle. Süper bir şey bence. Kullanıyoruz biz de. Peki motorumuz nedir? Şöyle standartta Cummins 550 beygir makinelerimiz var. IPS değil bunlar zaten. Şaflı. Hiçbir Sirena'da şu an IPS kullanmıyoruz. Aynen. Bizimki V-Shaft. Ama yine de joystick var yani. Yine joystick de. Var. Stern gibi ve bow thruster ve makineleri kullanarak IPS gibi kullanabiliyorsunuz. Hı-hı. Bu arada söylemeden geçmeyeyim. Opsiyon olarak da Volvo Penta D8'ler var. 670'er beygir çift makine. Bu makine, bu yani şu anki üstünde bulduğumuz teknede 550 beygirlik Cummins'ler var. Dediğiniz gibi burada bu joystick'i kullanarak... Hı-hı. Rahatlıkla manevra yapabiliyorsunuz. Giriş çıkışı oldukça kolay oluyor. Bütün her şey de burada ekrandan tabii, da burada, görünebiliyor zaten. Buradan kameradan her şeyi görebiliyorsunuz. Buradan işte mesela chartlarınıza görebiliyorsunuz. Buradan kameralara bakabiliyorsunuz. Motorun direkt devrini her şeyini aynen. Gösteriyor. Yakıt ne kadar falan. Tabii tabii. Çift depo var değil tabii, mi? Tabii şu an sancak işte sancakta 44, iskelede 43 yaklaşık zaten %50 ile gelmişti buraya. D-trial'lar vesaire işte %6 her iki kaç yakıyor depoda, peki? %6. Kaç yakıyor? Çok yakmıyor kaç herhalde. Yakıyor. Az yakıyor ya, herhalde. İnanın tabii ki bu kaç yakıyor. Yani normal çok... az gidiş yani cruise'da şeyde. Şöyle yani çok fazla şey gösteriyor. Havaya bağlı dış etken çok fazla var ama çok az yaktığını söyleyebilirim. Özellikle ekonomik cruising speed'i 10 knot'ta gerçekten çok ekonomik bu tekne. Dün mesela sea trial yapıyorduk. Yaklaşık 14 kişiydik teknede. Gördüğünüz gibi yarım depolarda aynen yarı full. Yaklaşık 22 knot'ı gördük biz. 22 knot. Aynen. Zaten biz de bu makineler top speed'i 23 demiştik. Opsiyon makinelere de 26 diyoruz. Ama bu tekneler böyle hız yapmak için değil de keyifle 14-15 knot hızlarla seyir yapmak için daha ideal diyebilirim. 10 knot bile yeterli. Tabii tabii. Deplasman. Tabii deplasman gibi. Aşağı tarafa bakalım. 3 kameramız var. Başta VIP kamera.
Sancak tarafta iki kişilik misafir kamerımız. Hemen arkada da full beam, teknenin ortasında midship'inde bulunan bir tane master kameramız var. IP kamerayla misafir kameramız yani iskele taraftaki tuvaleti kullanıyor. Ama VIP'nin buraya direkt bir geçişi de var aynı zamanda. Süper. Evet ve şunu da söylemeden geçmeyeyim. Biz tüm sirenalarda biz aslında pool'un yapısı gereği bir balta baş. Yani tekneler balta baş. Bu yüzden dolayı da ön alanda VIP kamerada çok fazla hacim kazanabiliyoruz. Yükseklik de mesela çok tabii, iyi. Yani. Tabii tabii. Yani, çok bakalım, teşekkür ederiz. Master'a bakalım. Asıl bence olay Master'dadır. Bence bir ilk başta bir sancak misafir kameraya bakalım. Ki beklentiyi yavaş yavaş yükseltelim. Ya tabii burası da yine ya burada da baş mesafesi. Gayet rahat yani. Tabii ki. Kalabileceği ki yani. Neredeyse elinizde. Burası 2.10 falan. Aynen. Ben söyleyeyim çünkü. Çok daha fazladır öyle söyleyeyim. Yani 2.5 metre yakındır. Çok iyi. Ya geniş ve ferah. Aynen burada öyle. Dolap burada da var. Bir dolabımız var. İsterseniz şimdi master kameraya bakalım. Dediğim gibi bu tekne 5 metrelik bir ene sahip ve master kamera 5 metrenin tamamını kullanıyor diyebilirim. 5 metre de 5 metre çok iyi. Aynen. Burada lumboz da var. Direkt aynen. Açılıyor. Ama açılabiliyor olması güzel. Tabii yani tabii içeride şey, doğal gelmesi, bir hava doğal aynen. Gelmesi çift taraftan bir genişlik inanılmaz. Burada tabii. Masanızın da olması. Yani burada çalışabilirsiniz. Makyaj falan filan tabii da ki. Her şey için kullanılabilir. Ya en ufak detayı düşünmeye çalışıyoruz. Mesela burada da şöyle bir alanımız mevcuttu. Burayı da mesela kasa koyduk. Ufak bir kasamız var burada da. Gibi gibi. Tabii master kameranın kendine ait bir tuvaleti var. İsterseniz aynen. Orayı bir gösterelim. Burada da şöyle yaptık. Tuvalet normal değil. Açılır kapanır bir kapı kullanmak yerine sliding door kullandık. Yeri daha iyi kullanabilmek adına. Yani çok başarılı yapmışlar burası çok, da. Çok teşekkür ederiz. Evet, yani master kamera bu boyda yani 50 feet altı teknelerde böyle full beam master kamera görülme yani çok görülen bir şey değil açıkçası. Burada biz böyle mesela şu an klima da çalışıyor. Klimanın sesi hiç duyulmuyor şeyde. Klimalar bir de şu an aslında neredeyse maksimumda çalışıyor. Onu birazdan kısacağım ben. Ona rağmen dediğiniz gibi. Evet, isterseniz evet. Flybridge'e bir bakalım. Bir Flybridge'e bakalım. Sonra evet, şimali kaptanım. Flybridge'e geldiğimizde burada ne özelliklerimiz var? Bayağı bir geniş yani. Hani 8'in buradan da... evet. Flybridge'i de çok yani teknenin her tarafı olduğu gibi burası da çok gerçekten enli. Burada büyük bir güneşlenme alanımız var. Rahatlıkla 6 kişinin belki 7 kişinin sığabileceği. Çıkıyor buradaki mu? Evet burası şöyle bir özel bu çıkarıp bu tarafta iki tarafta gördüğünüz yerleri takaraktan karşıya doğru bakacak şekilde de bir konfigürasyon yapabiliyoruz. Yolda giderken çok güzel olabilir böyle. Evet evet. Aslında. Aynen öyle. Burada aşağıda gördüğümüz özelliklerin birçoğunu barındıran bir ikinci bir dümen alanımız var. Korna burada değil. Korna yok. Araba kornası gibi değil. Yok burada. Oluyor. Basma abi ama satıldı olur ondan sonra. Şimdi şey yapmasınlar. Aynen zaten kontaklar da kapalı şey olmaz da. Ha o çalışmıyor mu kontak şeyken? Güzel. Ama buradan da kontrol edebilmek iyi. Her şeyi görüyorsun. Tabii. Kameralardan da zaten aynen, içi falan aynen. Buradan görüyorsun. Tabii. Arka tarafta bir mangal alanımız herhalde. Evet. Burada şöyle. Burada bu da bir opsiyon. İsterseniz buradaki saklama alanları mesela ice maker. Burada bir buzdolabımız var ama burayı da mesela ice maker vesaire onları evet. Koyabiliyoruz. Burayı şöyle göstereyim. Biraz üstü ıslak ama elim kayabilir. Şöyle su dökülecek. Bu böyle kapandığında, bu tarafta kapandığında yaklaşık bir... yani neredeyse 8 kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir alan haline geliyor. Ve bu boyda Flybridge'de 8 kişinin yemek yiyebileceği bir alan başka herhangi bir teknede bildiğim kadarıyla yok açıkçası. Yok. Zaten burada direkt yemeği pişirip oraya da servis tabii, edebiliyorsun. Tabii. Bence tam yani Türklere göre olmuş aynen, diyebiliriz gerçekten yani. Gerçekten öyle. Burada da bir priz var herhalde. 20 gövde sattık bile. 20 gövde. Düsseldorf'tan beri 20 gövde satıldı. Kaç yıl oldu peki bu tekne yani çıkalı üretilmeye başladı? 48 Düsseldorf'ta biz bunun lansmanını yaptık. Ya geçtiğimiz sene. Aynen. Ocak ayında yaptık. İşte Ocak süper. Ayından itibaren 20 adet satış aldık. İlk gövdemiz dediğim gibi. 20 ama 20 tanesi de bitti. Yani yok, ne kadar sürüyor peki? İkinci gövde üretiliyor. Süper. Yani demek ki şimdi bugünden bir siparişi versek 1,5 yıl sonra falan anca. 2024 Kasım ayına doğru. Güzel. Aynen. Çok iyi tebrik ediyorum ya. Çok teşekkürler ben bizi gezdiğiniz için. Çok mersi. Başarılar diliyoruz. Sirena'ya teşekkür ederiz. Çok güzel bir tekne yapmışlar. Sağ olun. Teşekkürler. Izlediniz.